Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerle devam ediyoruz. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler türevi bir kez alınmış diferansiyel denklemlerdir. Yani y şöyle gösterelim. Y türev mesela burada türevi bir kez alınmış. Bu birinci mertebeden diferansiyel denklemdir. Diferansiyel denklemin oluşma şartları neydi? Denklem olacak, bir de türev alınmış fonksiyon olacak. Örneğin y türev artı 3y eşittir e üzeri x. Burada bir eşitliğimiz mevcut ve de türevi alınmış fonksiyonumuz var. Bu diferansiyel denklemdir. Burada zaten artık anlaşılır. Fakat birinci mertebeden demek türevi bir kez alınmış demektir. Yani bu türevi bir kez alındığı için birinci mertebedendir. Y türevi iki kere alınmış. Artı 3y eşittir e üzeri x. Türevi iki kez alındığı için ikinci mertebedendir. Daha önceki videolarımızda birazcık bahsetmiştik bundan. Y'nin iki kere türev alınmış, sonra bir kez daha türevi alınmış. Artı e üzeri x. Bu da ikinci mertebeden türevidir. Çünkü hatırlayacağınız üzere en çok türev alınmış fonksiyondan konuşurduk. Yani bu da ikinci mertebeden. O zaman biz bunlarda şu an bir işimiz yok. Çünkü biz birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm teknikleriyle konuşacağız. Böyle bir şey görürseniz birinci mertebeden olmadığı için bu çözüm tekniklerini uygulamayacağız. Veya nasıl gösterebiliriz birinci mertebeden diferansiyelleri? dy bölü dx. Neden? Çünkü y türevin dy bölü dx olduğunu biliyoruz. Artı 3y eşittir e üzeri x gibi bir şey yaparsak bu y türev olacağı için bu da birinci mertebeden olur. Şimdi burayı artık çok uzatmaya gerek yok. Birazcık çözüm teknikleri üzerinde konuşalım. Çözüm tekniklerimiz 3'e ayrılır. Ayrılabilir diferansiyel denklemler, integral çarpanı metodu ve tam diferansiyel denklemler. Dönüşüm gerektirenler diye bir çözüm tekniği yoktur. Yani bu dönüşüm gerektirenler demek tam diferansiyel denklemlere, integral çarpanı metodu ve ayrılabilir diferansiyel denklemlere benzetmek içindir. Benzetmek için. Böyle bir çözüm tekniğimiz yok. Üçüne benzetiyoruz. Bu yüzden kullanılan bir araç gibi düşünebilirsiniz. Ayrılabilir diferansiyel denklemler x'ler ve y'leri ayırır. Ayırabiliyorsa yani ayrılabiliyorsa adı üstünde ayrılabilir diferansiyel denklemdir. Nasıl? Şöyle tabii bunları tek tek videolarda anlatacağız ama burayı y'liler, burayı x'ler olarak ayrılabiliyorsa ayrılabilir diferansiyel denklem diyoruz. İntegral çarpanı metodu veya diğer bir ismiyle belki onu da görmüşsünüzdür. Kitaplarda geçer. Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem. Bunu da görürseniz şaşırmayın. Bu ikisi aynı şey. Ama tabii genellikle İngilizceden çevrilmişi de ve akademik kitaplarda integral çarpanı metodu geçer ve doğrudur da bu. Üçüncü olarak da tam diferansiyel denklemlerimiz var. Peki dönüşüm gerektirenler dediğimiz metotlarda neler var? Açıkçası çok fazla metot vardır. Fakat en çok kullanılan ve ilk etapta öğrenilmesi gereken 3 tanedir. Bunlardan birincisi Bernoulli. Şöyle. Bu ikincisi Riccati'dir. Ve üçüncüsü de homojen denklemlerdir. Homojen diferansiyeller. Veya bunun diğer bir ismi y eşittir ve x metodudur. Bu çok kullanılmaz. Genellikle homojen diferansiyel denklemler kullanılır. Bunu da görürsünüz. Dediğim gibi şaşırmayın. Şimdi diğer videoda ayrılabilir diferansiyel denklemlerle başlıyoruz ve tek tek hepsini inceleyeceğiz.